İzmir'den merhaba. Keyifli bir geziye İzmir'de ne dersiniz? Şirin kenti Burdur'dan sevgi ve selamlarımızla bu hafta da Meltem'le Zirvedekiler bölümü. İç Anadolu bölgesinde, bazı bölümleri de Karadeniz bölgesinde olan Çankırı kentindeyiz bu hafta. Meltem Dikici, Zirve Kent Çankırı'da sizler için araştırmalar yaparken 2018 vizyonuyla bu kenti sizler için gezdi. Bu programda neler yok ki? Çankırı Valisi Sayın Hamdi Bilge Aktaş, Meltem Dikici'nin bu hafta zirve konuğu oldu. Vali Aktaş'ta yatırımlar, bölgenin marka değerleri, Çankırı tuzunun önemi, kentin marka değeri, tuz mağarası, Ilgaz Kayak Merkezi sizleri bekliyor. Yaren kültürü halen Çankırı'da geleneksel olarak devam ediyor. Tuz lambaları bölgeden sevdiklerinize götüreceğiniz en güzel hediye. Çankırı Müzesi'nde hayvan fosilleri görenleri şaşırtıyor. Çankırı'da yerel çalışmalarda son durum. Başkan Hüseyin Boz'la Çankırı'da yaşanan değişimler. Haftanın zirve konuğu, kentin yöneticisi Sayın Hüseyin Boz'la projeler. Çankırı 2018 hedeflerine hızlı şekilde koşuyor. Hepsi ve daha fazlası az sonra Meltem'le zirvedekilerde. Meltem Dikici'nin sorularıyla ilk olarak haftanın zirve konuğu Çankırı Valisi Sayın Hamdi Bilge Aktaş'ı konuk ediyoruz. Öncelikle çekimlerimiz sırasında gösterdikleri ilgi için Çankırı Valiliğine ve Çankırı Belediye Başkanlığı'na sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haftanın zirve konuğu Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'la röportajımıza geçmeden evvel sizlere zirve konuğumuzu tanıtmak istiyoruz. Hamdi Bilge Aktaş 1962 yılında Erzincan Refahiye'de doğdu. İlkokulu Refahiye'de okuduktan sonra 1973'te İstanbul'a yerleşti. Ortaokulu ve liseyi İstanbul Suadiye Lisesi'nde bitirdikten sonra 2 yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nde okudu. Daha sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirerek 1990 yılında kaymakamlık mesleğine girdi. Sırasıyla Ordu Gülyalı, Bayburt Aydıntepe, Sivas Yıldızeli, Düzce Kaynaşlı, Rize Pazar, Yalova Termal, Bursa Gürsu ilçelerinde kaymakam, Eskişehir'de vali yardımcısı, Mersin Akdeniz ilçesinde kaymakam ve belediye başkan vekili kayyum olarak görev yaptı. 13.6.2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Çankırı Valisi olarak atandı. Aktaş evli ve 3 çocuk babasıdır. Şimdi Çankırı diyor, haftanın zirve konuğuyla gerçekleştirdiğimiz sohbetimizi ekranlarınıza getiriyoruz.
Sevgili seyirciler, bu hafta İç Anadolu bölgesinin çok özel kentlerinden biri Çankırı'dan sesleniyoruz. Evet, Çankırı Valisi Sayın Hamdi Bilge Aktaş bu hafta zirve konuğumuz. Çankırı diyeceğiz efendim. A'dan Z'ye Çankırı'nın özelliklerini, gelişen vizyonunu, 2018 hedefleri ve bundan sonra Çankırı'nın artık güzellikleriyle sizleri buluşturmak istiyoruz. Evet, ben öncelikle Sayın Valimize bizlere vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere burada Çankırı'dan, Çankırı Müzesi'nden seslenerek sizlere de merhaba diyorum. Merhaba efendim, programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz siz de efendim. Teşekkür ederim Çankırı'nın tanıtımına yapacağınız bu katkı için. Sayın Valim, biz tabii Çankırı'yı sevgili seyircilerimizi tanıtmak istiyoruz. Bu güzel kentin marka değerleriyle ön plana çıkan güzellikleri neler? Çankırı'yı size, dolayısıyla Türk halkına ve dünyaya tanıtma adına öncelikle sizi çok uzun bir yolculuğa, 8,5 milyon yıla öncesine varan bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. İlimizde, ilimiz merkezinde birçok üniversiteden akademisyenlerimizin 20 yıldan beri yaptıkları bir çalışma sonucu, arkamızda da halkımızın, insanların göreceği gibi 8,5 milyon yıl öncesine varan fosiller çıkarılmaktadır. Çankırı'nın böyle bir geçmişi var. Bu fosillerin bir kısmından yine yapılan çalışmalarda, elde edilen bulgulardan anlaşılacağı üzere sadece Çankırı'ya has olduğunu bazı canlılardan anlıyoruz. Yine şunu anlıyoruz, burada çıkarılan birçok canlı artık Türkiye'de yaşamıyor. Mesela gergedan gibi, işte kaplan gibi, başka birçok canlı var yine. Artık Türkiye'de yaşamıyor ama belli ki bunlar milyonlarca yıl önce Anadolu'da yaşıyorlardı, Çankırı'da yaşıyorlardı. Çankırı'mızın yine başka bir tarihi Hititlere uzandığını biliyoruz. Çankırı'mızın simgesi olan yine konu, biraz evvel de bahsettiğim gibi 1074 yılında Çankırı'ya Türkler girmiştir. Bir Türk geleneklerinin ve tabii aynı zamanda İslam inancının bir sentezi halinde olan yaran geleneği burada var. Yaran geleneği nedir diyecek olursak, genelde halkımız ahilik olarak bilir. Ahiliğin Çankırı'ya yansıması yaran kültürüdür. Yarınlık çok özel bir şeydir. Bugün hala özellikle kış aylarında yaren geceleri yapılmaktadır. Çankırı'mızın yine Türkiye'de öne çıkan, Türkiye'de eşi olmayan, dünyada da birkaç yerde sadece bulunan bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Tuz konusu. Türkiye'de tuz konusunda başkent Çankırı diyebiliriz. Öyle ki tuz mağaramız var. Bu tuz mağarasından 5000 yıl önce Hititlerin de yararlandığını düşünüyoruz. Elde edilen bulgulardan yine. Yaklaşık şu anda 7-8 bin metrelik bitirilmiş koridorlarımız var. Tuz çıkarılmaya devam ediyor. Ancak bu daha önce kullanılan yerler kapatıldı. Şu anda belediyemiz bununla ilgili proje çalışmaları yapıyor. Burayı turizme açma konusunda ciddi bir çalışma var. Tuz mağarası Çankırı'nın değil, Türkiye'nin bir değeridir. Burada yapılacak olan çalışma sonucunda terapi odaları, belki bir otel tarzında, aynı zamanda farklı tür turistik merkezler yine içerisine koyarak burası işletmeyi açılacaktır umarım yakın bir zamanda. Tuz mağarasında yapılan kazılar sonucunda bir canlı rastlanmıştır bir hayvana. Ve hayvan, siz de orada yapacağınız çekimlerde göreceksiniz, hala birçok açıdan varlığını göstermektedir. Yani tuzun getirdiği bir artı olarak bunu düşünüyoruz. Bir eşek bulunmuştur. Siz de mağaranın içinde göreceksiniz. Yani tuzun tabii sürekli olarak kullanıldığı takdirde, tabii yeme açısından değil, teneffüs açısından insana ya da canlıya faydalı olduğu düşünülmektedir. Uzmanlarımız da bunu ifade etmektedir. Bu açıdan tabii ilimizde siz tabii örneklerini görmüşsünüzü göreceksiniz. Tuz lambaları vardır.
burada ciddi anlamda üretilmekte ve hediye olarak da eşe dosta insanlarımız götürmekte, göndermektedir. Başucunuza bu tuz lambasını koyarsınız, gece açarsınız. Bu buradan yayılan iyonların vesaire bir takım maddelerin insan sağlığına faydası olduğu bilinmektedir. Çankırımızda önemli bir turizm potansiyeli var. Bunların maddelere halinde sıralayacak olursak, birincisi tabii tuz. Ama bu tuz konusunda demin de bahsettiğim gibi tuz mağarası değerlendirilip hizmete açıldığı zaman bu ön plana çıkacak. Ve hakikaten Türkiye'nin değeri olacak. Yurt dışından da buraya birçok turist geleceğini düşünüyoruz. İkinci ve en önemli markalarından birisi Ilgaz Dağı'dır. Ilgaz'ın güney kesimi Çankırı'mızda, kuzey kesimi de Kastamonu'da kalmaktadır. Ilgaz gerçek anlamda 12 aya hitap edecek bir turizmi bünyesinde barındırıyor. Ancak tesis seçme konusunda bazı eksikler var. Bu konuda da Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından bir proje yapıldı. Doruk Otel projesi. Bu kongre merkezi olacak şekilde proje bu. Bir iddiamız var. Ilgaz yeni dünyanın Davos'u olsun projesi. Bu konuda gerçekten ilimizde milletvekillerimizle birlikte çok ciddi bir çalışma yürütmekteyiz. Ilgaz Dağımızın şu anda da kayak olarak yararlandığını düşünüyoruz. İnsanlarımız kışın gerçekten yoğun bir şekilde ziyaret ediyorlar. Aynı zamanda diğer rafting gibi, yürüyüş gibi, dağ yürüyüş gibi, cross gibi ve potansiyel olarak bir atçılık da buraya düşünüyoruz. Ve birçok farklı alanda da Ilgaz ön plana çıkarılabilir. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Bir farklı yine alanımız var. Kurşunlu'da kaplıcalarımız var. Yine bu da hemen bu dediğimiz karayolunun hemen üzerinde olan bir ilçe. Burada da ciddi anlamda bir potansiyel var. Tesisleşme var, artırılabilir gibi düşünüyoruz. Turizm olarak farklı alanlarda da yine tarihimiz ve bugünün değerleriyle birlikte Çankırı'mız Türkiye'ye ve dünyaya açılabilir. Şu anda Çankırı'mızda 4 tane organize sanayi bölgesi aktif faaliyet gösteriyor. 5.'si faaliyetine başladı. 6.'sı da yine etütler yapılıyor. Onlar da, o da faaliyetine başlayacak. Bu organize sanayi bölgelerinde hakikaten çok ciddi yatırımlar var. Öteden beri bu yapılıyor ve sürekli yeni yatırımlar da geliyor teşvikten yararlandığı için. Demin dediğim gibi Ankara'nın hemen yanında olan bir il olması hasebiyle gerçekten sanayiye büyük bir katkı buradan sağlanacağını düşünüyoruz. Ben hem Türk halkımızı, insanlarımızı ziyaret etmek üzere, konuk şekilde ağırlamak üzere Çankırı'mızı bekliyorum. Hem de tarım ve sanayi bakımından da yatırımcılarımızı buraya bekliyoruz. Ben tekrar başta Kanal 7 yöneticileri olmak üzere size ve ekibinize Çankırı'nın tanıtımı konusunda yaptığınız bu katkına dolayı teşekkür ediyorum. Türk halkımızı da sevgi ve saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Çankırı'da yerel çalışmalar neler? Çankırı 2018 hedefleriyle nereye gidiyor? Bu soruların cevabını da kentin yöneticisi Sayın Hüseyin Boz'dan öğreniyoruz. Genç, idealist yapısıyla görevinin başında yer alan Hüseyin Boz, 24 saat açık telefonuyla Çankırı halkının hizmetinde çalışıyor. Uzun yıllardır aktif siyasi yaşamı sebebiyle kentin sorunlarını en iyi şekilde bilen isimlerden olan Boz, Çankırı'da mega projeleri hayata geçirerek kentin vizyonunu ve refahını sağlamayı planlıyor. Bu konuda ekibiyle birlikte çalışıyor,
projeler üretiyor. Hüseyin Boz'un idealist yapısı başarıyı da beraberinde getiriyor. Görevine kısa süre önce başlamasına rağmen birçok alanda projeleri şimdiden tespit eden Boz'un tek istediği Çankırı halkının yüzü gülen, mutlu yarınlara bakan bir profil çizmesi. Haftanın zirve konuğu Hüseyin Boz'u sizlere tanıştıralım istiyoruz. Hüseyin Boz ilk orta ve lise öğrenimini Çankırı'da tamamladı. 2002 yılında bir partinin gençlik kolları kurucu il başkanlığı görevini yürüttü. 3 dönem merkez ilçe başkanı olarak Çankırı'ya hizmet etti. 2012 yılında Çankırı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevini üstlendi. Mahalli idareler seçimi öncesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre görevinden istifa eden Boz, seçim sonrasında belediye meclis üyesi oldu. Belediye meclisinin 2014 yerel seçimleri sonrası gerçekleştirdiği ilk toplantıda oy çokluğuyla belediye başkan yardımcılığına seçildi ve bu görevi 3,5 yıl boyunca sürdürdü. Hüseyin Boz, 24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için Çankırı Belediye Başkanlığından istifa eden İrfan Dinç'in yerine AK Parti'nin adayı olarak gösterildi ve Belediye Meclisi tarafından 3 Mayıs 2018 tarihinde Çankırı Belediye Başkanı seçildi. Boz evli ve 3 çocuk babasıdır. Şimdi Çankırı'da gelişmelere göz atalım diyor ve sözü Meltem Dikici'nin özel röportajına bırakıyoruz. Biz öncelikle Çankırı'yı sevgili seyircilerimize bir anlatalım. Bir Çankırılı olarak tabii ki sizden öğrenmek daha bir farklılık olacak. Neler karşımıza çıkıyor bu güzel kentte? Çankırı, Anadolu'nun bağrında, Bozkır'ın kuzeyinde, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle gezilip görülmesi gereken çok güzel Anadolu şehirlerimizden bir tanesidir. Çankırı deyince ilk akla gelen tuz mağaramız var, beyaz elmasımız. Kaya tuzunun başkenti Çankırı'dır. Kaya tuzunun ana rahmi Çankırı'dadır. 8 kilometrelik galerilerimizle muhteşem bir yapı, gezilip görülmesi gereken en önemli yerlerimizden bir tanesi. İnşallah bizler de tuz mağaramızı önce Türkiye'mize, daha sonra da dünya turizmini açmak için çalışmalarımızı başlattık. Birçok proje çalışmamız şu an devam ediyor. İnşallah Cumhurbaşkanımızın desteğiyle de dünyada tanınır bir hale getirmek için çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Tuz mağaramızla alakalı. Türkiye'nin sofrasında öncelikle Çankırı'mızın tuzu var. Çünkü Çankırı tuzu deniz ve göl tuzlarına nazaran daha temiz bir şekliyle, daha doğal, daha orijinal bir şekliyle hiçbir karışımı olmadan sofralarımıza gelen tuzumuz. Dolayısıyla bütün Türkiye'ye ben Çankırı kaya tuzu tüketmelerini tavsiye ediyorum ve öneriyorum. Tuz mağaramızı biz geçici olarak ziyaretçilerimize açtık. Özellikle Kurban Bayramı tatilinde 10 bine yakın ziyaretçimiz mağaramızı ziyaret etti ve bu ziyaretçilerimizin %99'u da il dışından gelen misafirlerimizden oluşuyor. Tabii şehrimizde özellikle tuz lambası olarak öne çıkan çok sayıda da esnafımız var. Ciddi anlamda da Çankırı ekonomisine tuz mağaramız katkı sağlıyor. Çankırı'mızda özdeşleşen yaren kültürümüz yaklaşık 1000 yıldır bu topraklarda bu kültürümüzü yaşatıyoruz. 24 Oğuz Bey'ini temsil eden yaren kültürümüz, yaren ocağının dizaynından alın da misafirlerin içeri alınması, yemeklerin hazırlanması başlı başına ayrı bir güzellik. Yaren kültürümüz bizim için Çankırı'da çok önemli bir yere sahip. Çankırı'da suç oranları diğer illere nazaran çok daha azdır. Bunun yaren kültürünün çok büyük etkisinin olduğunu düşünüyoruz.
Yaren Çankırı için önemli bir kültür miraslarımızdan bir tanesi. Bu 1000 yıldır yaklaşık Çankırı'da devam ediyor. Günümüzde de orijinal şekliyle devam ettirilen kültürlerimizden bir tanesi. Çok güzel. Çankırı'mızda son zamanlarda şehir içerisinde bir otopark sıkıntımız var. Çankırılıların bildiği şekliyle PTT'nin arkasında eski tekel binamızın olduğu yer ve şu an polis evi olarak kullandığımız yer ve şu an yeni bir valilik binamız aşağı taşınacak. Şu anki valilik binamızın olduğu yerde olmak üzere 3-4 noktada yerin altı ve yerin üstüne çok katlı otoparklar yapıp önce otopark sorunumuzu çözmek istiyoruz. Yine belediyemizin önünden geçen Atatürk Bulvarı, şehir trafiği oldukça yoğun. Bununla alakalı da Aşiyan Köprülü Kavşak'tan Cumhuriyet Okulu'nun üstünden geçen Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'ndan Tahta Köprü'den ve şu an TOKİ'nin ikinci etabının olduğu yerin içinden geçerek önce mezarlık yoluna, daha sonra da Yapraklı'dan gelen karayolları ağına 20 metre genişliğinde trafiği rahatlatacak yeni bir bulvar çalışmamız başladı. İnşallah bu bulvarı şehrimize kazandırdığımızda şehrimiz trafik olarak da rahatlamış olacak. Yine trafiği rahatlatmak amacıyla Devlet Su İşleri Müdürlüğümüzün altında Yarınlar Caddesi ve Mehmetçik Caddesi'ni birbirine bağlayacak 20 metre genişliğinde köprü ihalemizi de başlattık. İhalemiz oldu. Bugün yarın sözleşmeyi imzalayıp yer testini yapıp müteahhitimiz inşallah kısa sürede orayı da bitirmiş olacak. Şehrin uzun yıllardır beklemiş olduğu, şehrin içerisinden geçen ve Çankırı'nın gerdanlığı olarak tabir edilen halk arasında Tatlıçay projemiz Allah'ın izniyle birinci etabını Aşiyan Köprülü Kavşağı'na oradan başlayıp iki çayın birleştiği noktaya kadar olan kısmını en kısa zaman içerisinde başlatıp bitirmeyi planlıyoruz. Bununla alakalı iktidarımızdan çok ciddi destekler alacağız. Öncelikle Çankırı'nın beklemiş olduğu en önemli projelerden bir tanesi Tatlıçay projesi. İnşallah bunu neticelendireceğiz. Yine uzun yıllardır bekleyen Alparslan Türkeş Parkımızı 10-15-20 güne kadar inşallah ihaleye çıkıyoruz. Orada da yapımına başlanacak. Orayı da şehrimizin kullanımına, insanlarımızın ihtiyacını giderme noktasında önemli bir hizmet olacak. Tabii bizim mezbanemiz ve hayvan pazarımız şu an şehrin içerisinde kaldı. Acilen hayvan pazarımızı ve mezbanemizi taşımak istiyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah kazmayı vurup hayvan pazarımızı şehrin içerisinden çıkartmak istiyoruz. Yine sokak hayvanlarımızla alakalı şu an mevcut yer çok sağlıklı bir yer değil, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Bununla alakalı da projemiz hazır. Tam donanımlı güzel bir hayvan barınağımıza şehrimiz kavuşmuş olacak. Yine Fatih Mahallesi'nde seçimden önce Sayın Bakanımız da, Spor Bakanımız da müjdeyi vermişti. Yaklaşık 80 dönüme yakın bir alanda spor vadisi projemiz var. Fatih Mahallemizde onu gerçekleştireceğiz. Her alanda, her insanın, her yaşta her insanın spor yapabileceği, dede ile torunun aynı anda spor yapabileceği, anne ile evladın aynı anda spor yapabileceği geniş donanımlı bir spor vadisi projemizde 2018 yılı içerisinde başlamış olacak inşallah. Tabii gündelik işlerimizle alakalı, şehrin içerisindeki sorunlarımızla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Geldiğimde en önemli problemlerden bir tanesi, artık mevsimler değişiyor, şiddetli ve ani yağmurlar yağıyor. O yağmurlarda zemin katlarda su baskınları oluşturuyordu. En büyük problemlerden bir tanesi oydu. Özellikle Buğday Pazarı mahallemizde bu sorunu kısa bir süre içerisinde Allah'ın izniyle şu an gidermiş olduk. Okullar açılmadan önce de şehir içerisinde
ufak tefek çalışmalarımız var. İnşallah bunları da giderilmiş olacağız. Yine Abdülhalik Rende Mahallesi'nde uzun zamandır o bölgenin de beklemiş olduğu TCD Parkı olarak bilinen parkımız yaklaşık 44 dönüm alanda bugünlerde ihale hazırlığı başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde ihalesi yapılıp orada da kazmayı vurmuş olacağız. Abdülhalik Rende Mahallesi'ni yeşil alan olarak rahatlatacak önemli projelerimizden bir tanesi de. Şu anda hazır inşallah ihaleye çıkıyoruz. Peki sosyal alanda neler yapmak istiyorsunuz? Kadınlara yönelik, çocuklara yönelik, yaşlılara yönelik bu tarzda projelerimiz var mı? Şu an Çankırı Belediyesi olarak 7 noktada kadın eğitim merkezlerimiz, hanım lokallerimiz faaliyetlerine devam ediyor. Aşağı yukarı her mahallemizde hanım lokallerimiz var, kadın eğitim merkezimiz var. Buralarda bayanlarımız her türlü hizmeti alabiliyorlar. Bu anlamda sosyal belediyecilik anlamında Çankırı yapması gereken girişimleri yapmış ve şu an bunlar işlevsel olarak halkımıza hizmet etmeye devam ediyor. Tabii sosyal belediyecilik anlamında yaşlılarımızın özellikle bakıma muhtaç olan ailelerimizin düzenli olarak evleri Çankırı Belediye'miz tarafından temizleniyor. Rutin olarak ayda bir vatandaşlarımız bize telefon açtıklarında gidip evlerini temizliğini rahatlıkla yapıyoruz. Yine uzun yolda sağ tarafı tamamlanan ve sol tarafına başlayacağımız sokak iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Halk arasında bilinen büyük cami olarak bildiğimiz caminin etrafına inşallah güzel bir çalışmayla şehrimizin havasını değiştirebilecek ve yukarıdaki esnaflarımızın da hareketini sağlayacak büyük cami etrafında bir çalışmamız var. O da proje aşamasında inşallah onun da çalışmalarını yapıyoruz. Tabii şehrimizde görülmesi gereken tarihi anlamda taş mescidimiz var. 1235 yılında şifahane olarak kurulan, daha sonradan birçok yeri yıkılan ama şimdi vakıflar genel müdürlüğümüz tarafından orijinali tekrar yapılan ve şu an açılışa hazır halde taş mescidimiz görülmesi gereken ve Anadolu'da ilk Darül Hadis olarak kullanılan önemli bir yapıtımız, önemli bir yerimiz. Orayı da gelen ziyaretçilerimizin mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerden bir tanesi. Yine Buğday Pazarı Medresemiz, Çivitçioğlu Medresemiz insanlarımızın ziyaretine açık. Buraları vatandaşlarımız ziyaret edebilir. Tabii Tuz Mağaramızı dünya turizmine ve Türkiye'ye açtıktan sonra şehirde başka kültürel anlamda gezilebilecek yerler oluşturma gayretimiz sürekli devam ediyor. Çankırımızda radyo müzemiz var, temizlik müzemiz var, tren kütüphanemiz, uçak kütüphanemiz var, gemi kütüphanemiz inşallah bir aya kadar 29 Ekim'de açılışını yapmayı düşünüyoruz. Göl projemiz ve gemi kütüphanemiz 29 Ekim'e inşallah yetişecek. Buralar Çankırı'nın görülmesi gereken, ziyaret edilmesi gereken en önemli yerlerden birkaç tanesi. Bu projelerimizi yapacağımız işleri gerçekleştirmek için bizlere çok büyük destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bölge milletvekillerimize, AK Parti Genel Merkezimize, Çankırı Grup Başkan Vekilimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu'na, Çankırı Milletvekilimiz Sayın Salim Çivitçioğlu'na her zaman yanımızda olduğu için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu güzellikleri yaşamak için yurt içinden ve yurt dışından misafirlerimizi Anadolu'nun bu güzel kentine davet ediyoruz. Bütün vatandaşlarımıza saygılar sunuyoruz.
yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu bir hafta sonu diliyor. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bir başka diyarda buluşmak üzere zirvede kalın. Hoşça kalın. İzmir'den merhaba. Keyifli bir geziye İzmir'de ne dersiniz?